bu cümleten Selamünaleyküm büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın değerli takipçileri arkadaşlar 16 Temmuz 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım sabahın köründe video çekiyorum sizler için İnşallah beğendirebilirim arkadaşlar Ben başta şunu koymak istiyorum işte kiminci gerçeği ve yerine gelecek isim diye şimdi neresinden başlayayım bilmiyorum Ren teknik direktörü Bruno Genesio Fenerbahçe'den Kim Minji transferi için açıklama yapmış. Ee, önce ondan başlayayım. Şimdi e transfer için artık geri sayıma geçildi Kim Minji için ve Fransız ekibinden açıklama gelmiş. Ren teknik direktörü Bruno Genesio demiş ki Kim Minji'yi bekliyoruz. Savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız demiş. Yani demiş ki her transferde iptale doğru giden bir süreç vardır diye uyarıyı yapmış. Bak ben bunu bir belirteyim. Şimdi Fenerbahçe taraftarının e, sıkıntısı ne? Dinamo Kiev. Dinamo Kiev maç olmasaydı Kim Minji zaten gitmesi beklenen bir isimdi. Ve e, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Kim Minji'nin adı da yazılmadı. Artık bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun Serbest kalma bedelini ödeyip alacakları düşünülüyor. Şimdi ben bir kez daha bilgimi tekrar edeyim. Arkadaşlar bakın şimdi kimse söylemezken söylemek mesela ama herkes söyledikten sonra başka bir şey söylemek cesaret ister. Benimki o biraz deli cesareti. Benim bilgim dahilinde peşin fiyatına 20 milyon euroya taksitli fiyatla yalnız bu taksit sanırım 2 ya da 3'ü geçmemek şartıyla... Ya da 18'i peşin olmak şartıyla bakın 18'i peşin olmak şartıyla kalan 5'ini taksit ödemek şartıyla 23 milyon euro diyebiliyorum. Yani benim bilgim bu şekilde. Hani 18'i vermiş olsalar eğer 18 milyon euroysa zaten 50 kere bittiydi. Neyin görüşmesi? Onu da çözemiyorum. Çok çok fazla. 2000'ciyi ne kadar da 25 desek de arkadaşlar Alırken 25, satarken 26. Çünkü Kasım'da 26 olacak. Çok yaşlı. Gitmiş yani. İşin şakası bir taraf ama. 1.90 boyda Güney Kore milli takımının vazgeçilmez oyuncusundan bahsediyoruz. 14 milyon euro piyasa değerine sahip. 2025'e kadar sözleşmesi var. Rennes. Transfer. Market. Ben bunu da merak ettim arkadaşlar. E, aklıma o takıldı. Adamlar artı 35 milyon Euro'da. Yani futbolcu satabilen bir takım. Şimdi stoperlerine bakıyorum. Loic Bade var. Genç. 22 yaşında 12 milyon Euro. Bir 22 yaşında Omari var. 8 milyon Euro. Yani iki tane stoperi var. Bence biz buraya e, Atilla Salahi'de satmalıyız. Gerçekten bak. Şimdi 20 milyon Euro'yu kime versinler? 15'i de Salahi'ye versinler. Müthiş bir tandem kursunlar. Benden bir dost tavsiyesi. Yani yazık günah ya. Parayı vermişken tam versinler yani yarım almasınlar. Kombin yarım kalır. Napoli'ndeki Minji açıklaması var arkadaşlar. Napoli e, hani Fenerbahçe'den biliyorsunuz transfer etmek istedi. Ama beceremedi. Fakat ben bir şey söyleyeceğim. Ya da dur şunu söyledikten sonra. Şimdi Kolibali'yi sattı Napoli. Birçok arkadaşım da şey dedi. Hocam bak adamlar Kolibali'yi sattı. Akşamına çıktı geldi. Kim aldı diye. Ben dedim ki bu işler o kadar kolay değil. Hani bak örnek alsın bizimkiler. Ali Koç örnek kalsın falan dediler ama bu kadar kolay değil. Şimdi Cannavaro bir dönem orada oynamış. Şimdi Çin'de e, Kim Minji, Çin'den, Çin'den yakın tanıyan Cannavaro demiş ki arkadaşlar kim gerçekten de çok iyi bir futbolcu. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir bir oyuncu. Kolibali gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenekti. Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten de iyi çalışıyorlar. Kim sağlam bir stoper ama tekrar etmek gerekirse ona da çok fazla baskı yapılmamalı. Hangi oyuncu gelirse gelsin Kolibali ile karşılaştırılacaktır ama baskı altında kalmamalı demiş. Spalletti de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu demişti. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim dün sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ali Koç göndermek istemiyor. Ali Koç şunu yapmak istiyor. Ali Koç e, ne bileyim biraz daha bizde kal falan filan dedi. Bence biraz işin taktiğindeyiz. Eğer Ali Koç biraz daha kal deseydi şimdiye kadar 50 kere ikna ederdik diye düşünüyorum. İknaya da müsait bir isim Kim Minji. Ama adam gibi adam Kim Minji. Ya Çıkıp gidip de e, ne derler ona yani çıkıp gidip Arkadaş önce Fenerbahçe'yle anlaşın. Fenerbahçe'yle anlaşmazsanız ben sizinle anlaşmıyorum demek Erbaba Yiğit'in harcı değil. Her Erbaba Yiğit'in harcı değil. O yüzden de gerçekten de yüreği güzel kardeşimizi tebrik ediyorum. Şimdi Ali Koç alabileceği maksimum paraya bakıyor. Arkadaşlar Kim Minji satılmadı. Kim Minji'nin serbest kalma maddesi vardı. Ödeyen alacak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ali Koç Kim Minji'yi ya da şampiyonluğu satmadı. Kim Minji'nin serbest kalma maddesi var. Onu ödeyen alacak. Misal veriyorum. Mesela bizim kanalımızda golbar.com var sağ tarafta. Hepiniz görüyorsunuz. Hocam benim de bir firmam var. Atıyorum ne firması? İşte Urgan Radyo firması. Sponsor alır mısın? Şimdi ne kadar vereceksin dedim. Dedi ki hocam işte kafanda bir rakam var mı? Ben de dedim ki hani ağzımdan bir laf çıktı. Uyduruyorum kafadan. Aylık 10 bin lira ver. Sol tarafa da seninkini yapıştırayım. Her videoda da içerikten. Şimdi ağzımdan bu laf çıktı ya benim. Benimle dönüş olmaz. 10 bin lira aylık dedim ya. Tamam 10 bin liradır. Bir senelik de arkadaşlar imzalarız. Şimdi 10 bin lirayı verdi arkadaş. Kenara reklam aldık. Diyelim inşallah. İnşallah daha güzellerini de alırız. Daha pahalarını alırız. Arkadaşlar siz bana şunu diyemezsiniz ki. Yani Mustafa Hoca ee, ne bileyim hani kanala reklam aldı diyemezsiniz tam olarak. Bence veren yani o parayı ödeyebilen kişi reklam vermiştir. Bu olay bundan daha da net. Serbest kalma maddesi şu ödeyen alıyor. Ali Koç durduramaz ki arkadaşlar. Süpermen değil ki Ali Koç. Abi Kostiç olayı vardı sanırım ee, Almanya Ligi'nde. Gittiler yanlış mail adresi verdiler. para oraya yatırdılar. Transfer iptal olmuştu. Ya bu çakallığa da gerek yok. itibar için. Ama şu an bitmiş bir şey yok. Napoli'de bir atağa çıktı. Ben bu transferi yine ne olursa olsun. Hani sosyal medyada 19'lar, 18'ler, 19.5'lar yayınlanıyor. 20 artı. İnşallah bu transfer 20 artıya biter. Fenerbahçe hem olur. Peki. Stoper kim hocam? Yeni stoper. Arkadaşlar. Fenerbahçe arayışlara başladı. Demirci'nin yerini doldurmak için. Zaten olması gereken de oydu. Ve e, Fransa liginden yani önce Ruben Semodo, Semedo ismi ortaya atıldı ama ben Jason Denayer ismine daha çok odaklanmanız gerektiğini düşünenlerden idim. Şimdi Denayer'le ilgili de çok fazla söylendi var. Hocam çok yavaş, çok antaz Galatasaray'ın eskilerini topluyoruz. Arkadaşlar yani kurduğunuz cümlelere siz kendiniz inanıyor musunuz? Galatasaray'ın eskileri. Ya Galatasaray'ın eskisi kim arkadaşlar? Bu nasıl bir şey ya? Ya bu nasıl bir şey? İşine yarıyorsa Galatasaray'ın eskisidir. Şey eskisi değildir. İşine yaramıyorsa yine Galatasaray'ın eskisi demek mantıklı değil. Bu misal. Ya Galatasaray almış, oynatmış, yüksek bedelle satmış. Misal Vedat Murici'yi Galatasaray alacaksa Fener'in eskisi mi diyeceksiniz? Misal Elif Elmas'ı Fenerbahçe geri alacak olsa eski topçumuzu geri aldık. Fener'in eskisi mi diyecek millet ya da yapmayın etmeyin. Ben işime yaradığı ölçüde bakarım. Şimdi Semedo'nun bonservisi servisi, Olympiakos'ta bir yıl kontratı kaldı. Bon istiyorlar zaten günlük hayatında da sıkıntılı bir isim tam Türkiye'ye göre aslında ama bize gitmez. Denayer serbest statüde beyefendi. Bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hatta burada şöyle bir şey yapayım. Şöyle kap açık şey yapayım bir şifrem olsun ya da son dakika vardı arkadaşlar Jason Denayer Denayer için şunu belirteyim size elemanın bizden ilk baş istediği 4 milyon imza yok 5 milyon imza parası yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşmeydi bunu hiç kimse veremedi ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzon ne Fenerbahçe veremedi Oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifi her ne kadar sosyal medyada 2-2,5'ları görsem de 2 milyon euronun altında yıllık ücret. 2,5 milyon euro imza parası. Bakın burada bu son dakikayı boşuna çıkarmadım. Bu teklifi de kabul etmemek için ya da bu teklifi daha da yükseltmek için sosyal medyaya pompalamalar yapıldı. İşte Trabzonspor'la anlaşıyor, şundan istediği yerle anlaşabilir. İstediği takıma gidebilir. Bizim için hiçbir sıkıntısı yok. Yani isterse Trabzon anlasın, isterse Galatasaray anlasın. Hiç çok önemli değil bizim için. Ama ayrılık resmiyet kazandığında bu iş olabilir, bitebilir. Şu anda Fenerbahçe'de mevcut koşullarda Atilla Salayi ve Serdar Aziz bulunuyor listede. William Arava'da da stoper oynayabilir. E, biliyorsunuz UEFA listesinde Kolker, Lemos ve Tisserant yazılmadı. Ben hala Tisserant'ın nasıl gitmediğine de hayret ediyorum. Yani daha niye gitmediğine hayret ediyorum. Orası da ayrı mesele. Derken yani eee stoperde bu isim konuşulurken dün maalesef ve maalesef sosyal medyaya hiç düşmesini istemediğim bir duyum düştü. Bakın yanlış duymadınız. Sosyal medyaya düşmesini hiç istemediğim bir duyum düştü. Nedir o? Nino. Fenerbahçe'ye Brezilya'dan stoper Nino. Fenerbahçe Fluminense forması giyen 25 yaşındaki stoper Nino için harekete geçti arkadaşlar. Yani sosyal medyada en azından paylaşıldı bu. Artık Rene transferi, Kim an meselesi falan filan bunları atlıyorum ama 25 yaşındaki stoperle ilgilendiği duyuruldu. Jorge Jesus'un e, istediği isimlerin başında geliyor arkadaşlar. Şimdi yalan söylemiyorum, kıvırmıyorum. Açık, net söylüyorum. Sizlerden de tek ricam kanala aboneliğinizi arttırın da şu 25.000'i bir an önce olalım. Bakın 24.500'ü geçersek dedim. Forvet gelecek. Thiago Çukur geldi. Joshua King geldi. Ama A plus forvet diyorsunuz. O zaman 25.000 olalım da inşallah hemen gelsin. E, ee, tabi bizimle çok alakası yok. Laf ağızdan bir kere çıktı. Belki de onu tetikleyecektir. iyi i̇yi niyetlerinizden. Bir kardeşimizin de cenazesi varmış. Allah rahmet eylesin. Buradan da tekrardan baş sağlığı diliyorum. Şimdi Fenerbahçe temasa geçti. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro. 2 yıl daha sözleşmesi var. Arkadaşlar ben söz, e, detaya giremeyeceğim. Brezilya milli takımda 6 kez forma giymiş. 10 Nisan 97 doğumlu 25 yaşında. Bakın Kim Minji'den bir yaş küçük. Bir yaş hemen hemen 6 ay. Bir buçuk yaş küçük. Çünkü, yok pardon. Ee, sadece 6 ay küçük diyelim. Kasım Nisan doğumlu ya da 10 ay küçük. 6 ay küçük. 7 ay küçük. Neyse çok takılmayalım. 6,5 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık 20, 2024'te sözleşmesi bitiyor. Brezilya milli takımında oynayan ee, Olimpiyat takımında oynayan geçen sezon bir isim. Şimdi çeşitli iddialar var. Bunu 2020 yılında 1 milyon euro almışlar. Bu sezon 31 maça çıkmış. 2635 dakika. Arkadaşlar matematiğiniz az buçuk iyidir. 2700 dakika ne yapar? 30 maç yapar. 2770 dakika 31 maç yapar. Baktığınız zaman sadece 135 dakika sahada kalmamış. Yani Allah'a şükür sakatlık vesaire sorun olmayan canavar gibi bir stoper. Skills videolarını %100 izlemişsinizdir. İzlemeyen arkadaşlar için kısa bir özet geçeyim. Geriden oyun kurma konusunda çok başarılı. Çalım atma konusunda soğukkanlılıkta başarılı. E, i̇kili mücadelelerini çok göremedim. Yani izlediğim Skills videosunda çok göremedim. Kim yeni yerine dolduracaksa ne demiştik? Hızlı olacak bir atletik 2, fizikli 3, pozisyon bilgisi yüksek 4. Geriden oyun kurma becerisi tabii ki de bir artıdır. Geriden oyun kurma becerisine 10 üzerinden 10 veririm. Hızına da 10 veririm arkadaşlar. Hızlı da gördüğüm kadarıyla. Güçlü ve fizikliye çok katılmıyorum. Ama ikili mücadele videosunu görmem lazım. Yani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ben şunu söyleyeyim. Bu oyuncu kesin bizde demek yanlış olur. Gelmeyecek demek yanlış olur. Gelecek demek yanlış olur. Ee, görüşülen isimler arasında diyeyim. Ben size e, şifreyi vereyim. Siz anlamanız gereken anlayın. Yok hocam benim kafa durdu ya. vallahi ben anlamıyorum. Arkadaşlar sosyal medyada çok fazla yayılması beni rahatsız etti. Eğer sosyal medyada çok fazla yayılmasaydı ben %70'in üstüne ihtimal verirdim. Onu da söyleyeyim. Ya sosyal medyada yayılınca da ne oluyor arkadaşım ya? Sen de kafana göre bir şeyler yapıyorsun. Allah'ın seven bak. Galatasaray'ın transferleri sosyal medyada yayınlanıyor. Galatasaray iptal mi oluyor transferler? Evet. Ee, ama şey yani İptal oluyor da sanki iptal mi oluyor? Evet. Ya, tamam o zaman hocam. Ya tabii ki bizimkinin iptali onunla alakalı değil ama arkadaşlar bir teklif araya girmesine bakar. Sen futbolcuyla anlaşırsın. Bu arada %70'inin hissesinin de olduğu iddialar var ama ben bunun doğruluğunu hani doğrulatamadım. Onu da söyleyeyim. Hayırlısı olsun ya. Ama şu bir gerçek. Kimin yeri zor dolar. Zaten kafamızdaki Dinamo Kiev maçı. Arkadaşlar şu ana kadar 15 dakikamızı doldurduk. 15 dakikadan sonra size kısa birkaç bilgi vereceğim. Dinamo Kiev maçıyla ilgili. Bundan sonrasını izlemeyebilirsiniz. Ama izlerseniz de minnettar olurum. Videolar ne kadar açık kalırsa ortalama süre o kadar arttığı için YouTube'un tanıtımı artıyor arkadaşlar. Misal baştan sona izlemeyecek olsanız bile ya hocam benim vaktim yok ama video yayınlanır Ama sonuna kadar açtığınız izlediğiniz büyük katkınız olur. Attığınız her beğeni ve izleme artık çok çok önemli. Yorum konusunda Allah'a şükür spamları falan sildirmiş durumdayız. Ee, sizlerden tek ricam izleme ve beğeni arttırmanız. Bakın reklam reklam demiyorum ama para mara demiyorum. Yani tıklayın edin falan diye sizi bileceğiniz için. Şey. Şimdi Fenerbahçe'nin rakibi ikinci eleme, eleme turunda şampiyonlar ligi eleme turunda Dinamo Kiev hazırlık maçına Royal Antwerp'e 2-1 mağlup olmuş. Arkadaşlar ne karalar bağlayın ne biz bunlara çiteriz deyin. Lütfen yani lütfen matematik hesabı gütmeyin. Dün e, Galatasaray'ın iki gün önce bir maçı vardı. Bizim üç tane attığımız kalecimizin forma rengini göstermediğimiz takıma yenildiler mesela. Bu şey demek mi? Galatasaray küme düşecek demek mi? İnşallah öyle olur. E, yani Beşiktaş mesela dün Mainz'i yenmiş. Pozisyonlara bakıyorsun. Onlar da yakalıyor. Onlar da yakalıyor. Saçma sapan bir pozisyon hatası. Stoper'in offside'i bozmasından gol atıyor falan filan. Şimdi şey mi diyorsun? Alman şampiyonu mu olacak diyeceksin. Trabzonspor mesela MTK'yı yenmiş. Özetine baktım. Ya inanılmaz pozisyonlar yakalamış. Galatasaray'ın o Mol var verdiği pozisyonlar. Abo evlere şenlik. Hani siz diyorsunuz Kim Minji'nin yeri dolmaz diye. Galatasaray'da Markao'nun yeri 50 kere dolmaz. La bizim iyi tarafından bakın. 20'ye 23'e konuşuyorsun ya. 20-23 milyon euro konuşuyorsun. Nino dediğin adamı 6.5'a belki bonservisini alacaksın. Denayer'i belki bedava alacaksın. Alexandra Penetra var. Onu da unutmayın arkadaşlar. 3 milyon euro piyasa değer ama 2 milyon euro'luk masada teklifimiz var. Sonraki satıştan da pay maddesi diye. Bir de bonus. Bonustan 3'e 3.5'a çıkabilir. Bu ismi de çok övüyorlar. Ben bu isme odaklanın diyorum. Sanki bu Penetra biraz daha bana his söylüyorum. Arkadaşlar kesinlikle hissi konuşuyorum. an, duyum olarak değil. Nino'dan, Denayer'den daha yakın gibi ama ben Denayer artı Penetra olabilir de diyorum. Bakın bu dediğimi unutmayın. Hem denayer hem penetra olabilir. Ya da hem nino hem penetra olabilir. Burada biraz duyumun dışına çıktım. Yalan söylemiş olmayalım. Şimdi Dinamo Kiev 2-1 yenilmiş. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe'de iki maçta yenilir. 7. dakikada Vincent Janssen atmış arkadaşlar Antwerp'in golünü. İlk golü. 70'te de Manuel Bonsa. Oo tamam Janssen attı da biz kesin yeneriz falan demeyin. İki maça da kaybetmiş oldu son iki maçı da arkadaşlar. Lyon'a 3-0 mağlup olmuştu. Şimdi, Lyon'un yedekleriyle e, Kiev'in asları oynadı. Onu yendi. Ama tam tersi kadroda da Lyon yendi. Bu arada Fenerbahçe'de farkına vardınız değil mi arkadaşlar? UEFA konusunda bir rahatlık var. Liste konusunda. Çünkü e, ilk kez 25 futbolcuyu yazdırabildik. 2016'da beri 2016'dan beri Financial Fair Play zıkkımından dolayı e, hep eksik yazıyorduk. Hatta Ali Koç çok olumsuz bir tablo çizmiştim. Ama ben şunu söyleyeyim. Ali Koç çok çalıştı arkadaşlar. Hakikaten çok çalıştı. Bak eleştirileceği zaman en baba eleştiriyi ben yaparım. En kralını ben yaparım ama çok çalıştı. Gitti, geldi. Müthiş bir süreç yaptı. Bakın arkadaşlar. Aziz Yıldırım 2016'da imzaladığı şeye göre... 2016 yıl sonunda azami yani maksimum 30 milyon euro. 2017'de maksimum 20 milyon euro. 2018'de maksimum 10 milyon euro zarar verebilirdi. Ve inanılmaz zararlar verdik. Gelire el konuldu. Hatırlayın. Yani 7,5 milyon euroluk UEFA katılım gelirine tedbir konulduydu arkadaşlar. 2 milyon euro 2016'da doğrudan kesildi. 5,5 milyon euronun alınması. Hani şu şartları yaparsanız veririz denildi. Kadroya kısıtlama geldi. 23 kişiye düşürüldü. Ee, Fenerbahçe anlaşma kurallarına uyamadı. Uymak istedi. Uyamadı. Ali Koç gitti sunum yaptı. Ve şimdi bu anlaşmaya göre 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi yani kaç aldın? 7. Sattığın 7.00001 olacak. Bu zorunluluk var. Ve 2020-21 ve 2022 sezonlarının bakiyesinde artıya geçmezse yeni bir şey dahil edemeyecekti. 2 milyon euro para cezası almıştı falan filan. Bunlardan kurtulduk arkadaşlar. Ve bu bunlardan kurtulmasaydık hala 25 kişi yapacaktık. Şey, 25 kişi yapamayacaktık. 23-21'e düşecekti arkadaşlar. Ama çok şükür sıkıntımız yok. UEFA listesine bu arada Marcel Tisserand alınmadı. Sakatlığı var. <laughs> Gustavo alınmadı, sakatlığı var. Nazım Sangar alınmadı, sakatlığı var. E, gerçekten var. Lemos alınmadı, sakatlığı var. Kolkır alınmadı, sakatlığı var. Çağatay kuru kalıp, Çağatay'ı e, şu an gerekli görmedik. Max Mayer alınmadı, sakatlığı var. Samat da alınmamış. Samat da kim? Yago Çukur alınmadı. Listeye 50 kişi yazamıyorsun arkadaşlar. O da mecburen artık. Şu an içinde Dinamo Kiev maçına ilişkin herhalde Altay Bayındır Serdar Salahi ikilisi. Ee, sol bekte Ferdi, sağ bekte Usay inşallah. Hani gözüken kadarıyla. Arao tek ön libero. Arao'nun önünde ee, Zaits ya da Crespo. Solda Rossi, sağda İrfancan Kahveci. Hücum hattında ise Serdar Dursun ve kim olabilir? Lincoln olabilir. Joshua King. King teklen diyebiliyorum ama ha Joshua King olabilir, Serdar Dursun olabilir. Şey, Lincoln Serdar olabilir. Bakalım kimler olacak arkadaşlar. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz. Bakın tekrar ediyorum. Fenerbahçe taraftar eğer Kim Minji transferi Haziran başında ya da Mayıs sonunda yapılsaydı muhtemelen hiç tepki göstermeyecekti. Şu an taraftarın tepkisi bu maç öncesi olur mu bu şeklinde. O yüzden ben de bunu anladığım için size de hak veriyorum. Ama inanın Ali Koç çok çalıştı. Çok çabaladı. Şu anda bile hani daha çok ne verim alabilirim diye uğraşıyor. Ben de biraz yorgunum. Ee, bu arada arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için <laughs> güzel bir değişime gittim. Ee, şu kim mecinin saçları gibi saçları olacak inşallah. Sonra ha, saçını hangi şampuanla yıkıyorsun dedikleri zaman <laughs> şampuanı direkt ekrana yansıtacağım. Ee, öyle bir olay var. İnşallah birkaç gün içerisinde de artık kamerayla size geri dönüş sağlarım. Ama çok zorlu bir süreç yaşadım. Süreci de anlatırım inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.